İngiliz hemşire komşularından birinden oldukça çirkin bir not aldıktan sonra öfkelendi. Notta pandemi kurallarını ihlal ettiği için onu suçluyordu. Fakat aslında o pandemi döneminde ön sıralarda savaşan bir hemşireydi ve işe gidiyordu. Günlük olarak diğer insanların virüse karşı savaşabilmesi için pandemi döneminde çalışıyordu. Ancak görünüşe göre Sam'in mesleğinden habersiz olan meraklı bir komşusu vardı ve bu oldukça nahoş bir mesaja yol açtı. Sam'in mesleğini bilmeyen komşu, onun Birleşik Krallık tecrit kurallarını ve düzenlemelerini her gün kasti olarak çiğnediğini düşünüp bu duruma karşı üzülüyor ve ona bir not bırakmaya karar veriyor. Komşu Sam'in aracının ön camına notu bırakıyor. Komşusu notta bencil kişi olarak adlandırılan Sam'e ithafen yazılmıştı. Notta onu kuralları yıktığını ve kişilerin güvenliğini tehlikeye soktuğunu belirtiyordu. İzinler sadece sağlık çalışanları için geçerlidir ve ben her gün seni aracına binerken izliyorum ve üniforma giymiyorsun. Ki bu açıkça gereksiz bir seyahat. Sen problemin bir parçasısın. Evinde kal ve ülkemizi ve sağlık çalışanlarını koru. Seni raporladım, yazıyordu notta. Komşusu notta küçümsüyordu. Komşusu notta bazı çıkarımlarda bulunmuştu ve bunların çoğu yanlıştı. Sam bunu kaydetmesi gerektiğine karar verdi ve doğrudan Facebook'a yöneldi. Notu paylaştı ve tüm yanlış anlaşılmaları düzeltti. İşini yapan bir sağlık çalışanını raporladın. Sağlık kuruluşu için çalışıyorum. Her gün işe gidip ülkemi koruyorum. Kaç yıldır yaptığım gibi. Fakat sen görünüşe göre her gününü beni izleyerek harcıyorsun. Diyerek cevapladı ve devamında, neden bana gelip ne iş yaptığımı sormadın? Belki o zaman her gün kalkıp işe gitmemi ve sağlık çalışanı olduğunu anlardın. Kıyafetlerle alakalı yorumları ise, diğer insanları korumak ve hastalarla olan temastan gelebilecek bakteri ve benzeri gibi şeylerden temizleyebilmek için diye cevapladı. Onun neden üniformayla gidip gelmediğiyle alakalı güzel bir cevabı vardı. Neden böyle bir zamanda iş yerindeki üniformayı giymeyelim? Tüm sağlık çalışanları üniforma giymek zorunda değil diye de ekliyor. Kaba komşusu için de ayrıca, eğer bu gönderi sana ulaştıysa umarım artık tam bir aptal gibi hissedersin ve başkalarının işine burnunu sokmadan önce iki kere düşünmen gerekiyor, yazdı. İnsanların karantina ve self karantina dönemlerinde arkadaşlarını ve ailelerini sorumlu tutması önemlidir. Fakat aynı zamanda iş kısıtlamalara uymayan insanları ihbar etme söz konusu olduğunda da olay aynıdır, tüm gerçeklere eşit derecede yaklaşmak önemlidir. Komşusu Sam'i raporlamadan önce gidip konuşsaydı, olaylar farklı sonuçlanabilirdi. Ama şimdi Sam'in gönderisi viral oldu ve 13 bin paylaşıma ve 7500 beğeniye ulaştı. Bu kritik zamanlarda başkalarını eleştirmeden önce iyi düşünün. Bazı kesimler komşunun iyi niyetinden bunu yaptığını söylese de, daha kibar bir yolla bunu yapabilirdi.